Bu videoda sizle birlikte üniversitenin ilk 4 yılını konuşacağız. İlk 4 yılını kimin için? Bir mühendis adayı için. Mühendis adayından kastım 1. sınıfa girdi ve 4. sınıftan tahliye oldu. Bu geçen arada mühendis adayı neler öğreniyor, ne yapması gerekiyor, nasıl geçmesi gerekir o 4 yılı? Birkaç açıdan incelemek lazım. Öncelikle hangi programları öğrenecek, hangi dersler önem verecek, kişisel olarak nasıl gelişecek, okula gittiği süreler dışarısında kalan süreleri ne yapacak sosyallik olarak, bunlara bakalım. Birinci sınıf bir mühendisin eğitimi için aslında ki en temel sınıf. Neden en temel sınıf? Not ortalamanızı bir kere birinci sınıfta aslında oluşturuyorsunuz. Üniversiteyi sevme olayınız birinci sınıfta. Derslere yönelmeniz, liseden çıkmışsınız, yoklama alınmıyor, hayat rahat, oh mis. Ya birinci sınıfta üniversiteyi seveceksiniz ya da üniversite size kötü davranacak ve üniversiteyle kopacaksınız. Peki, biz birinci sınıfta girdik, bazı dersler var, işte mühendisliğe giriş, ıvır zıvır matematik, şunlar bunlar, bunları gördük ve gördük ki bunlar aslında ömrümüz boyunca çok da fazla kullanmayacağımız garip garip şekilleri içeriyor tahtada. Çok gerekli mi? Dürüst olayım, üniversitede okuduğunuz derslerin %60'ı aslında hayatta görmeyeceğiniz şeyler. Yani o haliyle görmeyeceğiniz şeyler. Ne demek istiyorum? Diferansiyel denklemler, sonlu elemanlar, Fourier serisi, ıvır zıvır. Bunlar aslında MATLAB'in, ENSYS'in, Fluent'in çeşitli yazılımlarını çözeceği şeyler. Ama siz makine mühendisi oldunuz, mekatronik mühendisi oldunuz, mühendislikte bu dallardan birinde ilerlediniz yani. Mutlaka bir CAD/CAM/K yazılımı ya da tersine mühendislik çözümü bunları sizin için çözüyor. Bugün bir cep telefonunda bile bunlar var. Bilgisayarı söylemiyorum bile, rahatlıkla çözebiliyorsunuz. WebMath isimli bir sitede tanıştırmıştım size. Peki bir birinci sınıf öğrencisi nelere dikkat etmeli, ne öğrenmeli? Birinci sınıfta size inatla elle çizimi öğretecekler. Maalesef var. İlla AutoCAD öğretecekler. Bir mühendis AutoCAD bilmeli. Çünkü ekim sistemi maalesef bu kadar biliyor. Yani aslında bir mimarın bilmesi gereken AutoCAD'i makine mühendisinin öğrenmesi gerekiyor. Şimdi itiraz edenler çıkacak. Ama hocam elle çizim muhteşem bir şey. AutoCAD de onun biraz ilerisi, farz şart değil. Değil arkadaşım, farz değil, sünnet değil, hiçbiri değil. Neden değil biliyor musun? Çünkü dünyaya gidip baktığın zaman, zahmet edip bir Almanya, İtalya'ya gittiği zaman o üniversite hocalarımız şunu görecek ki, kağıtsız ofis diye bir şey var zaten, teknik resim çıktı alınmıyor. Kaldı ki CAD'de ve AutoCAD'de, CAD'de ve SolidWorks'te de teknik resim var. Ama teknik resmi tersten üretiyor. İlk önce katı modülü üretiyor, Einstein. Sonra gidip teknik resme gidiyor. Demek ki teknik resim bilmeniz yine gerekli. Bu arada aslında hiç gereği yok. Yani yakında hiç gereği yok. Şu anda da gereği yok da yine de hadi var diyelim. Teknik resim okumayı bilin. Yani toleransları bilin. Tabii ki kaynak işaretlerini bilin. Veya ne bileyim işte diş nasıl gösterir vesaire bunları bilin. Ama bunu illa elle çizerek öğrenmenize gerek yok. Çünkü bazı üniversitelerde alem hocalar efendim çizsinler çizsinler. Niye? Çünkü askerlikteki gibi öğrencinin oyalanması gerekiyor bir şey. Hayır. Aslında birinci sınıfın müfredatında sizin SolidWorks öğrenmeniz gerekiyor. Ya da muhalif olan Inventor, ya da muhalif olan SpaceClean, ya da ProEngineer. Bir tane CAD programı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka yapın. Birinci sınıf dediğim zaman neyi kastediyorum? Birinci sınıf dediğim zaman sizin üniversiteye girmenizden ikinci sınıfa başlangıcı kadar olan yaz tatili dahil dönemden. Başka bir şey daha öğrenmeniz gerekiyor. Ne öğrenmeniz gerekiyor? İngilizce şart. İngilizce dediğim zaman İngilizce'de şeyi soracaksınız, diyeceksiniz hazırlık okumam şart mı? Geçen gün birisi tartıştı Facebook üzerinden, pozitif anlamda tabii. Hazırlık okumanız eğer ki okuyacağınız bölüm dersleri İngilizce ise gerekli. Hazırlık okumanız eğer İngilizceniz facia ise gerekli. Hazırlık okumanız eğer I am a pencil ise durumunuz gerekli. Ama eğer muafsanız bir şekilde yani konuşabiliyorsanız iyi kötü, o zaman lütfen İngilizceyi yaz tatil dönemi var ya, liseden üniversiteye geçtik. Orada hızlıca halledin. Nasıl halledin? Bizim İngilizce videolarımız var. Komple ücretsiz. İnternette bulacak kaynak var. Onları da izleyin. Takır takır İngilizce konuşursunuz. Maalesef hala İngilizce öğretilen dersler var. Bu daha iyi ki. Yani niye var onu da bilmiyorum. Yorum bölümüne şimdi bir sürü duyar kasanlar olacak. Haluk hocam öyle gerekli. Değil arkadaşım. İngilizce öğrenmene gerek yok. Yani İngilizce dilini öğrenmene gerek var. Matematik İngilizce öğrenmene gerek. Birinci sınıf bitti. Birinci sınıfta, şuna dikkat etmen lazım. Birinci sınıfta lütfen eğer yeni girdiysen üniversiteye kendini geliştir. Ama sosyal olarak da geliştir.
Ne demek sosyal olarak geliştirmek? Birinci sınıftayken lütfen arkadaş çevreni doğru yap. Çünkü o insanlar yarın öbür gün hayatta da olacak. Ama üniversitede şöyle bir yalan var. Yani bütün oradaki insanların hepsiyle hayatta beraber devam edemiyorsun. Üçüncü ve dördüncü sınıfta göreceksin ki hayat korkusu denilen bir şey var. Ve o insanlar zaten bir şekilde kopuyor. O yüzden doğru arkadaş ilişkileri kurmanda fayda var. Doğru arkadaş ilişkisinden kastım ne? Hop dağcılık kulübü Erciyes'e çıktık. Hop bilmem ne kulübü gittik. Oyun posta bilmem ne de kurtardık. Orada kelebekler, burada bilmem ne. Üniversite öyle bitmez canım kardeşim. Maalesef biraz çalışacaksın. Kişisel gelişime önem vermen lazım. Etki iletişimdir, beden dilidir. Ne bileyim kendine katabileceğin bir şeyleri bilmen lazım. Mühendis olacaksan zaten 6 Sigma'yı, ne bileyim Kaizen'i bunları ne olduğunu en azından tabir olarak bilmen lazım. Ama kişisel gelişim önemli. Geçtin ikinci sınıfa. Artık ikinci sınıftasın. Ne öğrenmen lazım? Bir CAM ya da K yazılımı ve artık firma tecrübesine adım atacaksın. Ne zaman? İkinci sınıfın yazı var ya, işte o yaz çalışacaksın. İlk kez adam gibi çalışacaksın. Ama bedava, ama paralı, ama staj, ama gönüllü çalışacaksın. Çünkü iş tecrüben şart. Şimdi onda da stajı naylon yapacaksan öyle bir şey yapma. Yurt dışı, ikinci sınıfta yurt dışı yok. Ama Erasmus veya Da Vinci projesi gibi ıvır zıvırlarla yurt dışına gidebileceksen git. Yurt dışına çıkacaksan lütfen 3. ve 4. sınıf civarına odakla. Ama üniversite bittikten sonra nasıl olsa bir yıl yurt dışına gideceğim, dilimi geliştireceğim, bu yalan. Bunu bırak. Yani gidip de bir sene baba parası oralarda ya da kendi biriktirdiğin parayla fark etmez. Bir sene vakit kaybetmeye hakkın yok, haddin yok. Onun yerine yüksek lisans yap. Çöpe gideceğine bari yüksek lisans olsun. Yüksek lisans konusunda bir video var, o yüzden yüksek lisansa şu an girmiyor. İkinci sınıf senin kedini kemle veya keyle tamamlayacağın yer. Üçüncü sınıfta biz artık çatır çatır çalışıyoruz. 3D tarayıcı ya da 3D printer nedir biliyoruz. Mesleki olarak ikinci dile gönül saldık. Ve bölüm derslerini artık yavaş yavaş hafiften böyle kenara alıp marine edilecek hale getirdik. Yani üniversitede biraz vitesi boşa atabileceğiniz, biraz diyorum bak sonra Ali Koca eğitim sistemini sabote etti deme. Biraz boşa atacağınız 3 ve 4. Hem biraz çan eğrisinden, şundan bundan böyle bir rahatlamış olacaksın, tabirleri öğreneceksin. Üniversitede okurken şuna dikkat et, illaki birinin defterini tırtıklama, mutlaka yapacaksın. İşte fotokopi alacaksın, fotokopiden çalışacaksın. Yapabilirsen kendini tut. 3-4 tane derste lütfen odaklan. Ve 3'te ya da 4'te dön ödev demeyeceğim de tezler var. O tezlerini doğru düzgün yap. Doğru konulardan seç. Gidip de zaten kütüphanede olan 6 kademeli bilmem ne redüktörü bilmem ne projen analizi alma. Lütfen yeni bir şey al. Ne bileyim Moflow al, Soytrox Simulation al, Fluent al. Bunlarla sanayide bir şeyler yap. Yarın ötesinin kapısından giremeyeceğin firmalar seni içeri alır. Tez yaparken bir yandan belki işe girersin. Dolayısıyla staj yapacağın yerlerinde yarın ötesinin işe girebileceğin yerler olması gerekiyor. Ve geldik 4. sınıfa. 4. sınıf işin aslında en önemli kısmı tabii ki. Kariyeriniz gelişecek, hayatınız gelişecek. Maaşınızı belirleyeceksiniz. CV'niz belli olacak. O CV'nin içerisindeki asıl ikinci sayfa, hani bir CV iki sayfa olur mu olur, ikinci sayfada da hobiler değil, gerçekten ne olduğunuzu yazar. İşte o ikinci sayfa belli olacak. Bütün bunları yapabilmeniz için 4. sınıfı bilinçli geçirmeniz lazım. Ne demek 4. sınıfı bilinçli geçirmek? Bilinçli geçirmek şu, çalışmanız. İstisnasız çalışmanız. Yani 3. sınıfta bir şeyler yapıyorduk ya, 4. sınıfta kesin çalışacaksınız. 1. 2. 4. sınıfta çeşitli gerçekten size faydası olacak kişisel gelişim kurslarına gitmeniz lazım. Ben de düzenliyorum ücretsiz eğitimler. İzmir Ergenekan'da düzenliyorum, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenliyorum. Çeşitli ücretsiz eğitimler var. 3. Bize gelin yani oturup konuşalım. Yorum bölümlerine yazdıklarına nasıl cevap veriyorsan firmamıza gelip çayını da içebilirsiniz, sohbet de edebiliriz. Gelin danışın, internetten danışın, nasıl istiyorsanız yapın. CV'niz gerçekten bir şeye benzesin. CV firmaya götürülecek gece, bir gece öncesinde yani yazılan bir şey değil. CV 4. sınıfta, hatta 3. sınıfta yazılan bir şey. 4. sınıfta imalat teknolojileri üstüne bir şeyler bilmeniz lazım. Eğer halen ikinci dil diye bir şeye bakmadıysanız bir zahmet Almanca, Rusça ya da Çince, bunları bir göz atmanız gereken yıllar. Seyahat edin. Muazzam seyahat edin. Ne demek seyahat ama? Seyahat şu değil, hani biz İngiltere'ye gideceğiz, Londra'da acayip dil öğreneceğiz, oradan İskoçya'ya geçeceğiz, Hollanda'yı göreceğiz, değil arkadaşım, değil. Almanya'ya git, kalıp fuarına, otomasyon fuarına, İtalya'ya git bilmem ne fuarına,
Ya da Almanya'ya gittin, bir gün imalat fuarındasın, imal teknolojileri bilmem ne fuarındasın. Ertesi gün Almanya'daki müzeler adası denilen bölüm var. Orada bir sürü müze var. Müze gez, genel kültürünü artsın. Yani biz 4. sınıfta iki şey bitiriyoruz. Bir, kesinlikle çalışıyoruz. Kariyerimiz yönelik terimleri öğreniyoruz. İş ahlakını öğreniyoruz. Bu arada çalışmaktan kastım biraz anlatacağım. Daha da detaylı açıklayacağım. İkincisi de kişisel gelişimimizi tamamlıyoruz. Genel kültürümüz, yemek kültürümüz, spor kültürümüz. Bir firmaya geldiğin zaman öğle yemeğinde Ar-Ge'deki arkadaşların ne konuşacaksan 4. sınıfta oturacak. Ama bu dediğim gibi hani bir ay bilmem ne kampına gidip de kendimi bulmak. Bulma arkadaşım kendini. Zaten 30 yaşından sonra bulursun. Çalışmaya açık. Çalışmaktan kastım yapabilirsen keşke inşallah meslekinle alakalı bir şey. Ama olmadı, yapamadın. Maddi durumun çok iyi değil. Fırsat olmadı. Lütfen o zaman hani bir süpermarkette bile çalışsan çalış. Fast food'da çalışsan, lahmacuncuda da çalışsan çalış. Yani 9'da girip 1'de ya da 5'te çıkma etiğini al. CV'nin önüme geldiği zaman sadece staj yazmasın, yeter. Koskoca CV geliyor, 500 tane seminer, sempozyuma katılmış. Bakıyorsun iş tecrübesi 3 ay staj. Arkadaşım o kadar gezeceğine oturup çalışsaydın öncelikle o zaman. Yani gidip de belge toplayıp da onları CV'nin yanına şöyle bir fasikül getiriyor. Bunlara katıldım, bunlar başarı belgelerim, resim, mansiyon, mikrofonla. Bu ilk taktığım kurdela. Olmuyor ki öyle. Yani sen hiç mi çalışmak canını çekmedi? Sakin olalım, sinir yok. Sinir niye var biliyor musunuz? Hani ben videolarda biraz agresifim, öyle eleştiriler geliyor. Sinir şu yüzden var, 4 sene de uzun bir süre. Yani 4 sene artı arada da 3'er aydan 9 ay tatil var. Semester tatili, bir ay doğrudan koy, hatta 2 ay. Etti sana 11 ay. Demek ki aslında 4 yılın bir yılı zaten aylak geçiyor. O 1 yıl dahil 4 yılda hiç mi canım çekmiyor ya bir İngilizceyi mükemmel bileyim. Hiç mi canım çekmiyor firmaya gideyim de gezeyim. Biz sizin için firma gezmeye başladık. Emin ol o firmaları arasan desen ki ben de geleyim belki bir ihtimalin olur gidersin arasında. Diğer yandan 4. sınıf neyin sınıfı? Senin mutlaka artık yavaş yavaş dışarıyı keşfetmen gereken sınıf. Dışarı ne demek? Üniversitenin sana öğrettiği hijyenik bilgiler var ya, o ne işe yarıyor? Yani o çok muhteşem ima usulleri tekniği, kalıplama. Şimdi kalıplama da plastik kalıplama mı, saç kalıplama mı, ne bileyim vakumla kalıplama mı, kalıplamanın çeşitleri var, döküm nedir, efendim söyleyeyim lazer nedir, CNC nedir? Şimdi dizayn lazere gittik, CNC kesimi gördün lazerle. Ama bunları internette de bulabiliyorsun. Yani bir makine mühendisi ya da mekatronik mühendisi adayı olduğunu varsayıyorum. Bu videoyu başka mühendisler de izliyor. Geçen gün kimya mühendisi bir arkadaşımız yazmıştı sağ olsun. Ama makine mühendisi adayıysan yani bir CNC tezgahın 3 eksen mi 5 eksen mi ne olduğunu ya da 3 eksen ne demek en azından bunları internetten YouTube'dan görebilirsin. Tamam Game of Thrones'un bütün sezonlarını bitir. Burada sorun yok. Ama biraz da vakit YouTube'da şeyi ayır. Yani imal teknikleri diye bak. Öbür tarafta araba aparatlarına böğürtülü egzoza vaktiniz oluyor. Dolayısıyla demek ki YouTube'dan en azından mesleki bazı şeyleri okuyabilirim. Demiyorum ki hani Dilara bana göster. Dilara Öztürk EDX'in sitesini. İnternette de var. MIT'nin dersleri var. Demiyorum ki MIT'nin derslerini izle. O kadar umudum yok. Çünkü ben de hani bir yerden sonra sıkıcı buluyorum doğal olarak. Ama umudum olan şey kendin için bir 3D printer nedir? Aç videomu izle. Veya 3D tarama sistemlerinin yenileri nedir? Faro neyin markasıdır? Festo kimdir? Bunları bil. Anlatabildim mi? Türkiye'de Karel Kalıp niye büyük bir firma? Durmazlar hangi tezgahları niye üretiyor? FNSS veya diyelim ki TAI, Aselsan bunlar ne yapıyor? Ben büyüyünce mühendis olacağım. İşte alacağım kepçeyi. Ağzına geçireceksin arkadaşım. Ar-Ge mühendisi olacağım diye bir şuursuzluk yok ya. Sen Ar-Ge mühendisi olamazsın. Sen mühendis olursun, Ar-Ge'de işe girersin. Bana işte ne lazım program? İşte 4. sınıfın şuursuzluğu mu? Haluk hocam ne öğreneyim? Ne? Bu saatten sonra bir şey öğrenmeye. Bu saatten sonra git biçkin akış öğren. Neden? Çünkü sen 4. sınıfa kadar soykırı katliği öğrenmediysen çok geç. Dolayısıyla yapman gereken şey, çok geçtiğim umudu da kesmeyeyim bu arada. O kadar da öldürmeyeyim sizi ama lütfen
bir ARGE mühendisi, hani o janjanlı ismini istiyorsun ya, ayda sana 3.000-4.000 lirayı havadan tak diye versinler. Bir ARGE mühendisi, tırnak içinde, analiz bilir, tersine mühendislik bilir, Katya bilir, Siemens NX bilir. Space Consortium falan onları demiyorum. AutoCAD'i hadi çok istiyorsunuz ya, AutoCAD'i öğrenmek kolay ya. Bu arada AutoCAD'in de, Solidworks'un de, Katya'nın da YouTube kanalımızda şeyleri var, ücretsiz eğitim videoları var. Nereden öğreneceğim diye bıkbıklanma. Solidworks Video.com yıllardır var da yeni videoları da şeyi koyduk, kanala koyduk. Dolayısıyla ücretsiz öğrenebileceğin şeyler için lütfen isyan etme. Bir diğer şey, yani 4. sınıfın hakkını verebilmen için, 4. sınıfta hani bitirme projen, tezler, bilmem neler falan seçiliyor ya, o hocana gerçekten git görün. Neden? Çünkü referans yazıyorsun. Şimdi referans, ya yüksek lisans referans mektubu çıkar hocana ya da iş yerine referans olarak. Bu arada çok az iş yeri vardır ki hocayı arayıp da bu nasıl bir öğrenciydi desin demeyiz. Ama hani ola ki hocana referans göstereceksen lütfen tezde, projede bir şeyde çalış o hocayla. Gerçekten hoca seni tanısın. Okulda geçireceğin vakit mi? Firmada geçireceğin vakit mi? Bu soruya cevap vereyim. Eğer ki okulda kalıp işin biraz daha hani rahatına, kolayına doğru yönelmeyeceksen, saygısızlık etmiyorum ama bence biraz daha kolay. Okulda kalmak daha hijyenik. Okulda vakit geçirmene gerek yok. Dışarıya çıkmayı düşünüyorsan, dışarıda çalışmak istiyorsan, babanın işi değilse tabii ki, mutlaka firmada işe girmeyi düşünüyorsan olabildiğince dışarıda vakit geçir. Dışarıda kastım da hani firmalar. Bu videoda olabildiğince sizle birlikte bir mühendisin 4 yılını konuşmaya çalıştık. Şöyle bir toparlarsa, 1. yıl sizin üniversiteye adapte olacağınız yıl. 2. yıl, 1. yıldan kastım da 1. yıl ilk dönemi size dokunmuyorum. 2. dönemden itibaren artık yavaş yavaş işin ciddiyetine bakmanız lazım. 2. yıl artık Solidworks'u şunu bunu toplayacağınız yıl. Yaz tatili kavramını en fazla bak. En fazla 10 günde sınırlı tutun. Zaten bu ülkede sabah akşam tatil oluyor. Allah'a çok şükür memleketimiz, dini tatillerimiz var. O var, bu var. Onar tamamlıyoruz onları. Dolayısıyla tatil sıkıntısı yaşamayacaksındır. Bunalıma girme. Allah'ım ben tatile gidemedim. 10 gün sadece tatil yaptım. Bilmem ne plajda senden mahrum kalsın. Ölmüyor. Merak etme kimse seni görmeyince. Bütün yaz tatillerinin toplamda 9 ay eden o yaz tatillerinin, hatta sömestrlerle birlikte işte 11 ay eden tatillerin 1 ayı hariç 10 ayı sana lazım. Çalışacaksın. İkinci sınıf senin yavaş yavaş hani dili de oturtturduğun ek programları öğrenmen gereken ya da ikinci program. Mesela Solidworks mü öğrendin, Katya öğrendin, Katya mı öğrendin, Siemens NX öğrendin ya da. Üçüncü ve dördüncü sınıfta çalışacaksın ama sana böyle hani gerçekten açık ara, diğerlerinin önünü atlayacağım bir tavsiyede bulunayım. PLM nedir? PDM nedir? SAP nedir? Bunları öğren. Bu kelimelerin açılımları böyle Google'a yazdığın zaman SAP, PLM, PDM yazdığın zaman çıkar. Eğer Katya'nın Innovia'sını öğrenebilirsen aç kalmazsın. Öyle diyeyim sana. Sanayide bir açık var zaten. Bu tür yazılımlara eğer yönelirsen havada gel bana de. Hadi hocam ben bunu biliyorum de. Anında yolla. Şimdi gaza geleceksin, bir araştıracaksın, muhtemelen yarın bir kelimeyi hatırlamayacaksın bile, canım sağ olsun. Ama olsun, içinizden bir iki tanesi bilecek. Videoda şey işledik, bir önceki videoda, çap yapmak gerekli mi? Çap, yani kendinize güveniyorsanız ve bölümünüze faydası olacağını düşünüyorsanız yapın. Ama 1 ve 2. sınıfın devamında çap yapmaktansa, mesleki olarak daha doygun olmanız işe yarar. Bölümünüzü değiştirmeyi düşünmüyorsanız. Yüksek lisans, bu 4 senenin sonunda gerekli mi onun da videosu var. O yüzden ona da çok konuşmayacağım. Ben dersen ki hocam sen ne düşünüyorsun yüksek lisans hakkında? Yüksek lisans videosuna bahsettim ama çok açık konuşmadım diye küçük bir eleştiri var. O da şu ki yüksek lisans, ben çok meraklı olan bir insan değilim. Ben yüksek lisansın biraz daha hayata geç atılayım diye. İşim ucum iyiydi. Yani iyiydi derken bir firmada çalışıyordum. Daha geç atılayım diye yaptım. Ama bu senin vereceğin bir karar. Bu videoda sizle birlikte olabildiğince baktık ne yapabiliriz, 4 seneyi nasıl kullanırız. Sizden bir iki tane ricam var. Lütfen siz de video çekin. Yani video eğitim YouTube kanalımız. Sizlerin videolarınızı da koyabilirim. Ne videosu çekebilirsiniz? Çalıştığınız firmadan ama anlatarak, bakın reklam değil, eğitim videosu. Bir parçanın kesilmesini, bir tarayıcıyı, bir ölçüm cihazını, gerekiyorsa kumpası ya, kumpası ders olarak çek.
Ya da diyelim ki yaşadığın ilde, ilçede bir müze vardır. Bilmiyorum yani herhangi birine eğitecek, kişisel gelişim sağlayabilecek her şeye razıyım. Lütfen reklam amaçlı değil, eğitim amaçlı yapın. Ben de olabildiğince az reklam yapmaya çalışıyorum. Ama eğitim amaçlı da birine faydalı olacak her şeye hazırım. Ha, Excel, Word gibi programların kolay kullanım hilelerini anlatırsın. Bir teknolojik cihaz kutu açılımı yaparsın. Bir bilgisayar oyunu ya da programı incelersin. Onları da fitin. Lütfen gönderin bana. İnceleyin, yayınlayalım. Bugün Erzurum'dan bile videolar geliyor. Onları inceleyeceğiz. Yakında yayınlamaya başlıyoruz. Bu videolar lak diye konulamıyor maalesef. Bir mesele daha var. O da şu, lütfen videolara siz video hazırlamadan eleştiri yapmaya, yani video kötü olmuş, ses kötü olmuş, görüntü bilmem ne olmuş yazmayın. İkinci kez de son kez konuşuyorum bunu. Şu yüzden söylüyorum, bu amatör bir çalışma. Ben kamerayı açtım, arkadaşlarım sağ olsun çekim yapıyorlar ve güzel bir mikrofon aldım. Yaklaşık bu teçhizatın tamamı bize 10 bin liraya mal oldu. Ve faydalı videolar çekmeye çalışıyoruz. Fabrika ziyaretlerinde kendimizce mikrofonlarla ses almaya çalışıyoruz. Çok böyle aşırı profesyonel prodüksiyona girmiş adam değilim. Video editimdeki videoları kaliteli ama YouTube kanalındaki videoları da çok da sinema tarzı çekecek değilim. O yüzden eleştiri yaparken bunlara dikkat edin. Çok da önemli değil isterseniz de hırpalayın gitsin. Yani Türkiye'de buna alıştım çünkü. Yıllardır bir tane bir şeye faydası olmamış insanlardan çok istemiyorum. Çok uzatmayın, hadi kaçmasın. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız bunları yazın yorum bölümüne. Sırada ne var? Karakalık ziyareti var. Tersine üniversiteyle ilgili bir video gelecek. Ve üniversitenin çeşitli bölümleriyle ilgili bir şeyler düşünüyorum. Üniversite ziyaretleri başlayacak ama okulların açılması lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.